Aziz milletimize ve kamuoyuna saygıyla. Ben 2011 seçimiyle ülkeme, milletime ve insanlığa hizmet vermek gayesiyle siyasete atıldım. Bugüne kadar da bu gayeye sadık kalmaya çalıştım. Gösterişten hoşlanmadığım için kameralardan ve başkalarının dikkatinden hep uzak kaldım. Ama partimin bana verdiği görevleri en iyi şekilde ve beklentisizce yerine getirmeye çalıştım. Maalesef bugün bazı meseleleri tazih etmek için huzurunuzda bulunuyorum. Hayırlısı olsun. Bugün sizlere güzel şeylerden bahsetmek isterdim. Ancak son günlerde yaşananların hasıl ettiği gerilim, hayal kırıklığı ve sıkıntı maalesef güzel şeylerden bahsetme imkanını bize vermiyor. Gün geçmiyor ki gazete manşetlerinden, televizyon ekranlarından bu milletin evlatlarına hakaretler, küfürler, iftiralar savrulmasın. Sorumluluk sahibi olması gereken insanlar, ülkeyi yönetenler, ellerinde hiçbir delil olmadan masum insanları insafsız ithamlarla karalıyorlar, gerilim ve huzursuzluk oluşturuyorlar. 17 Aralık'ta gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu pek çok şeyi görmemize vesile oldu. Yaşanan süreç adeta bir turnusol vazifesi görerek pek çok işin ve kişinin gerçek rengini ortaya çıkardı. Siyasi hayatımıza adaletin ve kalkınmanın teminatı olarak giren ve adına AK diyen partimiz maalesef yolsuzlukların ve rüşvetin üzerine gideceği yerde aksine onları ortaya çıkarmaya çalışan kamu görevlilerini kıyıma tabi tuttu. Kışta, kıyamette, eğitim döneminin tam ortasında binlerce insan ve ailesi hem de hiçbir somut suç gösterilmeden keyfi bir şekilde görevlerinden alınıp başka yerlere tayin edildi. Hukuk alt üst ediliyor ve böylece adalet mekanizması hükümetin bir kolu haline getirilmek isteniyor. Tek kabahatleri yolsuzlukları soruşturmak ve ortaya çıkarmak olan yüzlerce hukuk adamı yerlerinden ediliyor. Ellerindeki dosyalar hukuksuzca alınıyor. Daha 2 sene önce ileri demokrasinin gereği diye kapı kapı dolaşıp evet istediğimiz anayasa değişiklikleri yok muamelesine tabi tutuluyor. Bakan yakınlarının evlerinde çıkan ve izahı yapılamayan para kasaları, ayakkabı kutularından fışkıran dolarlar, ortalığa saçılan telefon görüşmeleri, kol saatleri, yeni medyanın millete küfür eden metazori patronları, onları bir gazeteye almak için zorlayan bakanlar, villa, havuz konuşmaları, ne iş yaptığını tam olarak anlamadığımız ama milyar dolarlara hükmeden hakkında ulusal ve uluslararası alanda pek çok iddianın olduğu İranlı karanlık iş adamları, onlara kefil olan yerli yöneticiler, beraber poz verenler ve daha neler neler. Bunların hiçbirine makul, inandırıcı bir tek cevap bile verilmezken masum insanlara akla hayale gelmedik isnat ve iftirada bulunmalar. Hükümet medyası ve oradaki tetikçiler marifetiyle millete her gün yalanlar söyleniyor. Üfürükten masallar anlatılıyor. 50 yıldan beri hiç değişmeyen aynı ezberler tekrarlanıp duruyor. Bir kere bile ispat edilemeyen, ortaya belgesi konamayan Amerikancılık, İsrailcilik gibi hayaletlerle masum insanların günahı alınıyor. Aynı çevreler, hani o hep tenkit ettikleri Yahudi kuruluşlarından üstün cesaret madalyası alan yöneticilerimiz,
yine hep tenkit ettikleri İsrail'le ticaret yapmaya devam eden yakınlarıyla alakalı tek satır haberlere bile yer vermiyorlar. Öte yandan gerçekleri ortaya koymak isteyen medya organları her türlü baskıya maruz kalıyorlar. Habere, kaynağa, internete erişimler engelleniyor. İndi yayın yasakları konuluyor. Ve halkın hırsızlıklardan, yolsuzluklardan, milletin malını kimin nasıl yediğinden haberdar olmasının önüne geçiliyor. Bunların üzerine gidenler darbeci veya paralel yapı ithamıyla baskı altına alınıyor. Yolsuzlukları örtmek, hırsızlığı gizlemek, çalınanları saklamak adına daha dün kendileriyle olan mücadeleyi övüne övüne anlattığımız, anlatılan Ergenekon örgütleriyle kol kola girmeye teşne, hazır bir tavır sergileniyor. Darbelerle mücadele ederek geldiğini söyleyenler, darbecileri affedecek ve onlarla işbirliği gerçekleştirecek bir noktaya doğru hızla ilerliyor. Ne gariptir ki hepimiz bugüne kadar yabancı olduğumuz bir kısım kavramlarla tanıştık. Humus gibi, mut'a gibi. Bu ve bu benzeri harici kavramlar artık Ankara kulislerinin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Sözde hayır adın altında zorla nasıl bağış yapıldığını her gün bir yenisini dinlediğimiz telefon kayıtlarından görüyoruz. Devletin bekasını partinin bekasına bağlayan anlayış her türlü yolsuzluğa, hırsızlığa ve hatta ölümlere fetva vermiş gibi görünüyor. Çözüm süresi çerçevesinde bugüne kadar binlerce vatan evladını şehit eden kanlı örgüt muhatap alınıyor, liderine neredeyse bilge, filozof muamelesi yapılıyor. Başbakan yardımcısının ağzıyla örgüt lideri bütün Kürtlerin lideri olarak ilan ediliyor. Kendi kongrelerinde Türk bayrağının varlığına tahammül edemeyen örgüt elemanlarına neredeyse barış elçisi muamelesi yapılıyor. Ülkenin bir bölümünde kanlı örgüt paralel bir yapı kurmuş, vergi topluyor, yol kesiyor, kim kontrolü yapıyor, yargılıyor, sözde şehitliklerde törenler düzenliyor ve bütün bunların bir tekine bile hükümet kanadından ne bir eleştiri ne de bir yorum geliyor. Herkes oynanan bu iğrenç tiyatroya karşı adeta kör, sağır ne de bir kör sağır ve dilsiz bir tavır takınıyor. Buna karşılık bugüne kadar bir karıncayı bile ezmemiş, herkese ve her yere sadece sevgi ve hoşgörüyü götürmüş, dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandıran, dilimizi, kültürümüzü öğreten fedakar insanlara tarihin en iğrenç örgütlerinden olan Haşhaş'ın yakıştırması yapılıyor. İnlere girmekten, ellerin kırılacağından bahsediliyor. Güya insaflıca ve de sanki varmış gibi örgütün tavanıyla tavanından bahsediliyor. Dış ilişkilere gelince de elçilere yurt dışındaki sevgi ve hoşgörü okullarının kötülenmesi talimatı veriliyor. Kapı komşumuz kardeş ülke Suriye'de kango ödeyi götürüyor. Yüz binlerce masum insan her gün hunharca bir zulme, katliama maruz kalıyor. Bu katliama en büyük desteği de paralarını akladığımız milyar dolarlık yolsuzluk iddialarına konu olan komşumuz İran veriyor. Ve bu İran kendimizi ikinci evimizde gibi hissettiğimiz dost bir ülke oluyor. Her yerde mangalda kül bırakmayan irademiz İran'da nedense Suriye konusunda sessizliğe bürünüyor. Sizce AK Parti şu anda ülkeyi yönetebiliyor mu? Ya görmüyor musun şu kalabalığı? Yönetiyor demek ki. İyi diyorsunuz her şey. Normal.
Neydi kalabalığa tabii bakarak mı karar veriyoruz biz? Tabii eskiden millet buraya da çıkamıyordu. Görmüyor musunuz milletin halini? Milletin hali nasıl? Perişan. İyi mi yönetiyor sizce? Memnun musunuz hayatınızdan? Aldığınız para yetiyor mu? Elektriğinizi, suyunuzu, doğalgazını ödeyebiliyor musunuz? Yani yeterince beslenebiliyor musun? Sosyal bir yaşantın var mı? Ne bileyim, sinemaya, tatile gidebiliyor musun? Geçen birisini gördüm ben. Ya diyor, nerede diyor, çay diyor, 1 lira diyor, oraya gidiyoruz diyor. Avrupalı diyor, Starbucks'a diyor kuyruk yapmış 10 liraya diyor, kahve içiyor diyor. Biz diyor, Antalya'da şöyle bir kural var. Belediyenin kendi VC'leri var. Ücretsiz. Biz diyor nerede ve ücretsiz VC var diyor, orayı arıyoruz diyor. O kadar vahim yani. İyi değilse insanlar neden memnun, neden seçiliyor? Ha şimdi şöyle. Eğitim. Neyini yönetiyor? Hiçbir şey yapamaz. Aylık maaş alsam vallahi enflasyon nedir? Viz gelir, viz gider. Yani bilmiyorum. Bunlar şeriat düzeni yani getirmek istiyorlar. Arap devletleri şeriatla yönettikleri ortada zaten. Ya o siyasi yani yönüne gitmiyorum. Ben ekonomik yönüne gidiyorum. Bizim demokrasiye ihtiyacımız. Bizim siyasi yönüne de gitsen Cumhurbaşkanlığını yapmıyor. AK Parti'nin şeyini yapıyor. Onu söyledik. AK Parti sizce ülkeyi iyi yönetebiliyor mu? Yönetemiyor kızım. Cumhurbaşkanı lök diye Cumhurbaşkanlığını yapması lazım. Bu AK Parti'nin şeyini yapıyor. Cumhurbaşkanı tarafsız olur benim bildiğim. Ama bu şey değil ki. Bunlar halkı kandırıyor. Böyle bir din yok. Kadro açtılar. Türkiye'de 5 milyona yakın mühendis var. Mühendisler asgari ücretle kurumla çalıştıkları için kapsam dışında çalışıyorlar. Neden çalışmıyorlar o adamlar? Şu anda AK Parti'nin kabahati yok. Kabahat kimin biliyor musun? Buna oy veren desteklerin, tamam mı? Mesela bitiştir. Bak tek bir örnek. Ben ilkokul mezunuyum. Bütçeye bakıyorsun 120 milyar şey ayrılmış, değil mi? Faize değil mi? Doğru mu? Bu faizi kim veriyor? Beyinleri işçi veriyor. Öyle mi? Dindar bir insan zaten faiz zorluyor. Yani dindarı faize zorluyor. Bunun neresi dindar? Firavun var ya. Firavun'un sistemi bundan daha iyiydi. Adalet değildi yani. Buna oy verenler araştıracaksın. Bunlar nasıl bir zihniyet? Ben sucu bucu falan değilim. Yanlış anlama. Sucu bucu değilim ben. Türkiye'de adalet diye hiçbir şey yok. Adaleti de bitirdi, her şeyi bitirdi. Hiçbir şey yok. Türkiye'de vatandaş, bizim gibi alt sınıf vatandaşlar açlık sınırının altında yaşıyor. Öldük resmen. Öyle gelsin halkı dinlesinler. Dinlesin halkı. Halkın seviyesine insinler. %10'la bir tane geçinmeye çalışsın. Yayınlayacağız mı şimdi? Yayınlayacağız. Hangi gazetedesiniz siz? Açık ekran, YouTube yayını yapıyoruz. Açık ekranda. Beni versinler sağ. Bak onu da konuş bak. Onların yaptığı sistemlere bak. Yarın tutulanırsınız. Firavun var ya, bunlardan daha şeyle bak. Şeyle adaletli. Samimi konuşuyorum bak. Bunlar din düşmanı. Bunlar Türk düşmanı. Bunlar ülke düşmanı. Her şey açık ya. Eğer halk bunu görmüyorsa niye anlatacaksın? Zaten ülkeni bitirmiş. Doğru mu? Ve sanayinin kalmış, borçlanmışsın, 7 milyon suriyeyi sokmuş, neyi anlattın buna? Bunu mu anlatacağım, bu ne? Yolu mu anlatacağım bana? Yaptırdığı köprüler %20 zamlı oturtmuş. Hı? Ne anlatacağım bana? Yani o yöre ne diyorsun? Bana ne anlatacaksın? Bu ülke adam hangi sanayi kurmuş? Bana anlat ya. Sanayilerini satmış, bir de çoğu kapattırmışlar. Bu. Başbakan değil. Erdoğan Cumhurbaşkanı. Olsun. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığını bilsin. İdariyi de başbakanlara bıraksın. Erdoğan'a defittik. Ucuzlayacak mı? O geldi geleli. Hangimizin yüzü güldü? Doğru dürüst hangimiz şey ettik? Bu gelen indirecek mi? Fiyatlar iner mi? İnmez artık. O zaman. Ama aşırı derecede enflasyona göre artış yapsın. Padişah, bana vezirin çalıyor demişti. Daha yalan konuşuyorsun ya. Ya yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun. Kimi kime satıyorsun ya? Ne dedim? Ne dediğini duyuyor ya. Bak poşet. Daha hala. La acımızdan ölüyor. Sabahleyin bak yiyecek ekmek parası yok. Daha hala onu yıkıyorsun onun, ya. Onun duzu kuru. Hala. Size soralım. Maaşını alıyor. Nasıl olsun? Tamam Seda. Sizce AK Parti ülkeyi iyi yönetebiliyor mu diye soruyorduk şu anda. Yönettiği de belli. Yönetmediği de. Her şeyi vitrinde seyrediyor.
ekmek alamıyor sabahleyen kahvaltıda. Ya kendi ülkesinin insanlarını besleyemiyor. Su 5,5 milyon Suriyeli'yi besliyor. Ha? Kendi insanları aç kalıyor bu ülkede. Önce buna bir kulak versinler. Benim ülkemde 6,5 milyon Suriyeli var. Çatır çatır asgari ücretin üstünde maaş alıyor. 5 milyona yakın mühendis var Türkiye'de asgari ücretin altında çalışıyor, iş bulamıyorlar. Satmaktan başka bir şeyler yok bunlar. Bunun ülkede satabildikleri karları. Ne üretiyorlar bana? Vermeden, şimdi, anladın mı? Emekliye verdi 300 lira daha evet, almadan evet, öbürü alır cebinden. Emekliye versin biraz kardeşim, versin. Yetmiyor. Şimdi, yani ne gerekiyorsa onu versin. Az 3000 lira versin emekliye, 3500 lira yani. Bu ne? Emekliler isyan ediyor, isyan. Herkes borçlu emekliler. İnsan tok olduğu zaman canı... Polisi düşünüyor, hemşireyi düşünüyor. Az da emekliyi düşünsün. Duyuyor musun benim bu mikrofon? Tabii ki duyuyor. Müslümanlığı düşünüyor. Hadi Allah'a emanet. Bakın şuradaki faturayı gösterir misin? Elektrik faturasında. Tüketim. 47 lira ilaç parası. Artı muayene parası da 30 lira vermişim. Bizim bunları ilaç parası. Elektrik faturalarındaki aldıkları şey var ya. Kullandığım elektrik şeysi 93 lira. Ödediğim para 241 lira. Genelde sağlık iyi diyorlardı. Sağlıklar çok memnunlar. Vallahi 15 lira. Randevu almadan doktor bana sıra bakmıyor. Randevu almam için de 20 gün hastanede beklemem lazım. Efendim? Yılbaşından önce 15 liraydı. Bugün gittim 30 lira aldılar. Vallahi ya. Yemin ediyorum. Vallahi git. Ah yaşam hastanesi. Vakıf hastanesine git. Kendin gel, orada kaydım var. Bak. O kadar, 30 lira para aldılar. Diyor. 30 lira ya. 15 lira yedi, 30 lira aldılar. Ben bak. 49 yaşındayım. 49 yaşında düşünce özgürlüğü vardı daha önceden. Şimdi düşünce özgürlüğü yok. Birini eleştirir zaman al aşağı diyor, yürü. İnsanlar sizle konuşurken tedirgin yaklaşıyor buraya, görüyor musunuz? Evet, polis gelirken bir korkuyor. Yani polis gelirken ki kitleyle şu anki kitle aynı kitle değil. Düşünce özgürlüğü yok. Gelecek nesilden yani vay haline. Biz günümüzü gün ettik sayılır artık. Ama gelecek nesiller iyi değil mi? Yok, i̇yi yok. Değil. Olmayacak. Gelecek nesil diye bir şey kalmadı. Eğitim diyorum ama bak milyonlarca insan mühendis olan, yüksekokul okuyan, eğitim alan insanların çoğu okuyor şey hiçbir iş sahibi değil. Şeylerinde çalışmıyorlar bir defa. Mesleklerinde çalışamıyorlar. Siz ne demiştiniz az önce? Ya bu sokakta gezerken herkes biliyordu. Bu sokakta hep alışveriş merkezleri var. Herkesin elinde poşetler vardı. Hangimizin elinde poşetler var? Terziden aldığım poşet var. İnsanlar 25 kuruş ödeyemiyor burada. Ülkenin sosyal devleti konuşalım burada. Geçen gün televizyonda açıkladılar. Büyük marketlere rant sağlamak için bu poşetleri parayla çıkardılar. 3 milyon dolar para ödüyorlar büyük marketlere. Yani paralı olduğundan değil. Büyük rantlar onların arkasında. O rantları da şey edebilmek için poşetleri bize parayla satıyorlar ki o rantları besliyoruz biz poşet parasıyla. Ne konuşuyor? Adalet yok. Türkiye'de adalet yok. Konuşamıyorum. Ülkeyi iyi yönetebiliyorsun. Ağzımı yumuyorum. Adalet yok. Özgürlük yok. Hiçbir şey yok. Ancak kendi kesesini dolduruyor. Emekliye %10, gelene %26, ondan Müslümanlıktan bahsediyor. Bu kadar. Herkes tereddütlü yani, konuşamıyor yani. Konuşamıyor yani. Herkes konuşamıyor. Bak şu anda yani vallahi, Türkiye gerçekten iyi bir şeyde değil. Yani hiçbir gidişatı yok. Bu dünyada adalet yok, kimse konuşamıyor. Yani insan konuşunca haksız çıkıyor ama adaletin olması lazım. Şimdi polisler gelince biraz sessiz konuşmaya başladı. Sağ ol, ağzınıza sağlık. 25 kuruş abi ne yapalım ya? Valla. Polis gelince memnunuz değil. Aynen, Türkiye'den memnunuz abi. Türkiye'den memnunuz ama içindeki insanlardan memnun değil. Bak ödediğim şeye bak. Ne kadar geldi elektrik faturası? 241 lira. 252 lira. 250. Faiziyle ödüyorum. Bu da su. Su da 91 lira. Türkiye'de emeklilik, 38 yaşında emeklilik yok diye Cumhurbaşkanı bas bağırıyor. Milletvekili 2 senede seçiliyor, 20 yaşında seçiliyor, 22 yaşında emekli oluyor. Ve en yüksek devlet memuru maaşından da maaş alıyorlar. Bu nasıl oluyor Türkiye'de yani 2 yılda emekli yokluğu? 22 yaşında emekli yapıyor Türkiye'de insanlar. Yazık değil mi bize? Bize 400 milletvekili yetmiyor gibi 600 milletvekili yaptılar. Türkiye'nin harcını biraz daha yükselttiler, borcunu. Bir çift kişi emekli maaşla 20 milyon lira maaş alıyorlar ya, bu 20 milyon lira insanlara verseler de dağıtsalar ya, bu ihtiyacı olanlara şey etseler. Çarşamba günü mazota geliyor zam. Mazota zam mı geliyor? Evet. Valla mazota zam geldi diye herkes Aşak'la gidip geliyor. Valla kimse araba kullanmıyor normalde buralarda. Kullanamayacağız mı diyorsunuz? Binde el arabasıyla gidiyorlar artık. Poşet 25 kuruş olduğu için. Mikros'ta maydanoz 192 lira. Bir maydanoz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Fabrikası vardı, o kalmıştı, onu da özelleştirdiler. Maalesef. Hani elimizdeki milli servet, yerli milli diyorlar ya, kendilerinde yerli milli diye hiçbir şey yok.
Sen yerli milli olmuş olsaydın zaten tank palet fabrikasını satmazdın. Bu bir. İkincisi mesela şurada şu kadar insan geçiyor. Hocam hangisi şu anda hayatından memnun? Niye son 15 sene iktidarın yani yarattığı enkaz şu anda? Hani şu anda şurada şu hayatta ben birinin kendi hayatından memnun olduğunu düşünmüyorum. Ha niye şu anda Türkiye'de düşünce özgürlüğü olmadığı için ondan sonra konuşma dedikleri gibi önce arkadaşlar diyordu ya biz konuştuğumuzda yaklaşık 5-6 Yunus polisi geçti tam dışında. Herkes tedirgin oldu acaba bir problem mi var diye. Çünkü mühendis var açıkta ama İmam Hatip'ten şey olanların hiçbirisi açıkta değil. 9000 kadro var hepsi de işte. Türkiye bundan mı yönetiyor ya? Okuyan insana önem vermek lazım. Ben çocuğumu ne okuyorum ben çocuğumu? İlim irfan sahibi olsun, memleketime faydalı olsun, memleketime yararlı olsun, insanlara sağlıklı olsun, faydalı olsun diye okudum. Ama benim çocuğum okuyor, kimseye faydası olamıyor. Okumaya gelince kızım, ama kızım 93'te... Cami imamım bakıyorum hastanede müdür yardımcısı. Öğretmen oldu, daha şeyi çıkacak, tayini çıkacak. Daha çıkacak ya, daha yok, daha yok. Yarine güvenimiz yoksa gerisini anlatmaya gerek yok. Yarine güvenimiz yoksa gerisini anlatmaya gerek yok. Çünkü toplumda bir şey var artık, infial var. Yani güvensizlik var. Yarın endişesi var. Özellikle de ekonomi konusunda ve diğer konular. Bu da her şeyi açıklıyor diyorsunuz zaten. Evet, evet. Sizden ne düşünüyorsunuz? Sizce şu andaki iktidar, siz konuşmayacak mısınız? Yok ben konuşmayacağım ben. Niye konuşmuyorsunuz? Yok ben konuşmuyorum. Ben konuşmak anladım zayıf biraz. Size soralım siyasetimi bilmiyorum ben. 2 kilo şey ekmek, 2 kilo şeker, 2 kilo kömürle beyinler yıkanıp piyasaya, Anadolu'ya salınıyor. Hadi metropollerden alsınlar bakalım o güçleri bir de alamaz metropoldan görsünler. Alamaz. Çünkü alamaz. Metropoldaki insanların buna şeyi yok. Şimdi ama şimdi şöyle bir şey de var abi artık böyle yapıyor millet. Dönüp arkasını gidiyor bana ne diyor. İlk önce bundan kurtulmamız lazım başka ama. Başka bir ülkem yok. Ben tek Türkiye var. Tamam abi bu benim ülkem bir tane var. Benim insanım da başka insanım yok ama benim insanım böyle yapıp arkasını dönüyor. Buna engel olamıyorsun ki. Canım abim çok çok haklısın. İhanet. Türkiye'de ihanet. Türkiye'de ihanet had safhada. Bizim halkımız ne yapıyor? Elhamdülillah Müslümanız. Kürt de benim, Türk de benim, Çerkez de benim, Laz da benim. Benim atam Osmanlı Türk. Ama bugün beni yöneten Türk mü? Ona bakacaksın. Ne oldu? İsrail'e eğit dedik, madalyasını aldık. İsrail'e eğit dedik, tohumunu aldık. Ne oldu? Hani Türklüğümüz? Müslümanız dedi, ya, camiden bak, çıkmadık. Şunu söyle, Türkiye'de bence hiç yani ekonominin önemi yok. Türkiye'de bence ekonominin önemi yok. Önce vatan. Vatan nedir? Namustur. Namus nedir? Sözdür. Vatan nedir? Namustur. Eğer namusluysak sözümüzü tutacağız. Biz neyiz? Türk milletiyiz. Kürdü, Çerkezi, Lazı. Et tırnak misaliyiz. Et tırnak misaliyiz. Ha, İsrail'e bağırıyoruz. İsrail'in tohumunu alıyoruz. İsrail'den ithalat yapıyoruz. E hani Müslümanlığımız? Yok. Lafta. Diyoruz ki adam, ya adam nedir? Sözünde duran namuslu adam, sözünde duran namuslu adam adamdır. Benim için CHP'ymiş, AKP'ymiş, şuymuş, buymuş. Her insan, her yönetim siyaset bu. Siyasetin bugün dediği yarın ekonomide, şartlarda, kapitalist güçlerde veya da emperyalist güçlerin zorlamasıyla kıvırabilirsin. Siyasette kıvırma payı vardır, bugün dediğini yarın yapamaz. Ama özünü kaybeden, ahlakını kaybeden, her şeyini kaybeder. Bu dönemde 10 yıldır Türkiye'yi ahlaksızlar, Türk olmayanlar yönetiyor. Müslümanız, Suriyeli kardeşimiz var mı Allah için bir tane soruyorum. Suriyeliler camiye gidiyor mu? Bunu bir sorsunlar. Etrafındakiler bir sorsun. Suriyeliler camiye. Suriyelilerin gelişi bak bence şu. Orta Doğu'da bir dakika dur. Orta Doğu'da merhaba kardeşim. Orta Doğu'da Yahudiler bizde de var devşirmeler. Bizde de var devşirmeler. Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Afganistan'daki Yahudi devşirmeler. Bak Yahudi devşirmeler. Iraklı olmuş, Suriyeli olmuş, bugün kardeşimiz olmuş. Bitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne yaratılanın yaratandan dolayı seviniz diyor. Kardeşlik yaşasın halkların kardeşliği. Ha. Tek yol devrim. Devrim mi yapacağız? Tek yolda yok. Yo, gerçekten bak. Çünkü şey devrim derken bunu yani anarşist, komünist, faşist. Yani sen çok İsrail'den bahsediyorsun ya. Yine bu topraklar ilk defa hani Mısır'ıyladır, Kuveyt'iyledir, Suriye. İlk İsrail'i tanıyan da biziz. Tabii canım.
İsmet İnönü döneminde biz tanıdık. CHP yok mu CHP? Ya CHP tanıdık. BOP'un amacı BOP ne diye biliyor musun? Büyük Orta Doğu projesi. Biz bunu eş başkanlığını yaptık. İsrail'den bir başlıyor Afganistan'a kadar bu Avrupa ülkelerinin, Anadolu ülkelerinin hepsini parçalamak için gelmiştir bunlar. Şu anda da ülkemizde aydınlanmak istemeyen bir toplum var. O yüzden de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ben okumuş cahillerden çok korkuyorum Türkiye'de. Okumuş cahillerden alabildiğine fazla bu ülkede. Ben en çok korktuğum okumuş cahiller Türkiye'de. Kahle. Şey konuşuyorduk biz, AK Parti sizce ülkeyi iyi yönetebiliyor mu? Doğrunun olur. Her türlü Türkiye'de yaşarsın. Ama farklı bir görüşte olduğun zaman hemen arkadaşlar önce dediği gibi düşünceni özgür bir şekilde ifade edemiyorsun. Ha ekonomi dediğimiz zaten ekonomi diye bir şey kalmamış Türkiye'de şu anda. Hani ekonomi dedin şu anda şu arkadaşların cebinden bütün herkes parasını çıkarsın. Örneğin 15-20 kişiyiz belki 1000 lira para toplayamayız. 400 lira bir zam yaptılar asgari ücrete. Ama 400 lirayı 2000 lira diyorlar ya 2000 liranın üstünden bizden fazlasıyla alıyorlar. Ben kendim mesela çalışan bir insanım. Asgari ücretle çalışmıyorum. Normal serbest çalışıyorum. Ha asgari ücretim yatıyor her ay. Normal iş. Aynen. Ama ben mesela atıyorum şu şekilde. 2000 lira asgari ücretle çalışan bir aile düşünüyorum. Ben kendim çalışmıyorum asgari ücretle. Tekrar diyorum bak. Hani belki maaşım 2000 üstüne belki altındadır. Ama 2000 ile bir aileli çocuk aile düşündüğümüz zaman hani gerçekten şu şekilde nasıl bir geçim sağlıyorlar ben hayret kalıyorum. Kiradır, elektriktir, sudur. Ben mesela elektrik faturam geliyor. Elektrik faturası. Bir de 3 çocuk, 4 çocuk istiyorlar da. Nasıl olacak bu? Ya şöyle benim elektrik faturam geliyor mesela ben bakıyorum harcamasına. Ben mesela tüketime bakıyorum 60 lira, faturaya bakıyorum 200 lira. Gerisine bakıyorum 60 lira faturaya ben 140 lira vergi ödüyorum. Ben bunu istemiyorum. Ben bu Türkiye'de yaşıyorsam rahat bir yaşam istiyorum. Öncelik bu vatanın evlatlarında, insanlarında. Dışarıda aramayan, dışarıda aramasına gerek yok. Öncelik Türkiye. Maaşlardan para kesiliyor. Hiç nereye kesildiğini bilmiyoruz yani. Haberimiz yok. Benim mesela 3 aydır emekli maaşımdan 58'er lira, 60 lira kesiliyor. Nereye gidiyor bilmiyoruz. 2-3 ay önce elektrik faturam benim 90 lira, 100 lira geliyordu. Şimdi geliyor 180-200 lira. Bu ülkede indirim taktiğini de bulduk. İlk önce zam yapıp sonra onun yarısı kadar indirim yaptığımızda insanların gözüne gelebilir. Vatandaşın alabileceği şeylerde indirim yok. Evet. Zenginlerin alabileceği bir şeylerde indirim var. Yani bu mesela gıda maddelerinde indirim var mı? Yok. Zam var. %100 zam geldi. İnsanların %80'i kredi kartıyla yaşıyor. O da borçlu yaşıyor. 107 lira. Mesela adam emekli maaşını şeye bağlamış bir ek hesap. Maaşını çekiyor, maaşı oraya gidiyor, yatıyor, ek hesapla geçiniyor. Öyle. Günü kurtarmak için ek hesap kullanıyor. Ben de aynıyım yani. İki tane ek hesabım var, onu kullanıyorum. Ayın nasıl dolduruyoruz, onu da biz biliriz yani. Bir de ben sigortalıyım efendim. Göz doktoruna gidiyorum, göz alıyor. Gözlük parasını devlet karşına katkı payı diyor. Ne katkı payısı ya? Bu sigorta bunu kesiyor. Katkı payı. Diş yaptırdım, dişi kullanamıyorum. Dişi kullanamıyorum. Katkı payı. Ben sigortalı olduğum halde benden yine 60 lira 70 lira bir para neymiş? Devlete katkı payıymış. Nasıl oluyor bu iş? Mesela elektrikteki tüketim vergisi, dağıtım bedeli. Nereye gidiyor bu şeye? Mesela şimdi yeni bir zam geldi. Çoğunun haberi yoktur. Eskiden 1-2 ay önce elektriğin kesildiği zaman açma bedeli 20 liraydı. Şu anda 48 lira oldu. Bundan kimsenin haberi yok.
Vatandaşın haberi yok yani. Size soralım. AK Parti'nin yönetiminden memnun musunuz diye soruyoruz. Sizce vallahi iyi yönetebiliyor mu şu anda ülkeyi? Yani memnunuz da. Babam sağ olsun. Ne diyeceğim? Nelerden memnunsunuz mesela? Ekonomi iyi mi şu ya, anda? Eğitim ekonomi iyi değil mi? Ben başörtümü özgür giydiğim için memnunum sadece. Ama memnun olmadığım durumlar var tabii ki de. Ekonomiden memnun değiliz mesela. Aynen. Asgari ücret 2 milyar 20 olması geç kaldı bir şey. Daha fazla olması lazım. Çünkü milletvekili oturduk yerden 15 milyar alıyor. Milyar 5 milyar alması lazım. Geçinemez diyorsunuz. Öğrencisiniz. Siz ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Hayır, üniversite hazırlanıyoruz. Kitaplara da zamlar geldi. O konuda neler düşünüyorsunuz? Ya zaten zamları bekliyorduk. Çünkü bu asgari ücrete bedavadan 2 milyar yapmadıklarını biliyorduk. Bir zam bekliyorduk. Sürpriz oldu. Daha neler zamlanacak bekliyoruz yani. Kitap alabiliyor musunuz? Tabii ki de memnun değiliz. Kitap alabiliyor musunuz? En önemli şey o bence sizin ya, şu an. Ya kitap çok zorla alıyoruz. Yok ama gerçekten çok zorlanıyoruz. Mesela hastanelere falan girişleri artık parayla olmaya
başladı. Devlet bile mesela. Arkadaşım mesela sigorta parası ödüyor. Yaşı 19 olduğundan. Ben ödeyemiyorum çünkü ben şanslıyım yazın çalıştığım için. Öyle yani memnun değiliz. Hangi kanalda çıkacağız? Açık ekranda YouTube'da. Çok sağ olun. Size de soralım. Şu andaki yönetimden memnun musunuz AK Parti? Her şeyi millete uyutarak yapıyorlar. Yalan yanlış çok. İktidar partisi olmakla, insanları yıldırmakla bir şey yapamayız. Korkutarak, yıldırarak bir yere varamayız. Bu ülkenin aydınlarını, bu ülkenin bilim adamlarını içeri atarak bir yere varamayız. Sen koskoca cumhurbaşkanısın, bu ülkenin başkanısın. Madem başkanım diyorsun. Neden bu adam beni kötüledi? Bir alır karşıma oturur konuşurum. Eğer mantıklı bir cevabı varsa ona göre hareket ederim. Sadece yol yapmakla, hastane yapmakla bir şeyler yürümüyor. Zaten benim vergimle yaşanıyor. Ben işçiyim. Otel sahibi değilim. Fabrikatör değilim. Ne bileyim hastane sahibi değilim. Aldığımız nefes vergi. Son olarak bir sabah kalkıyorsunuz, uyanıyorsunuz, poşet parası. Poşet parasına mı kalmış? Akşam gene zam geldi mazota. Ülkemiz gittikçe düşüyor, aşağı düşüyor. Yani artık vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Artık hırsızlık mı yapacak bilmiyorum yani. O şekilde geldi. AK Parti geldi zaten ülke sürünüyor. Başka bir şey söyleyecek yok yani şu anda. Vatandaşlar aldığı vergilerle yol yapıyor falan, tramvay yolu. Ve yakında da göreceğiz hepimiz. Herkes bunu biliyor aslında. Bu yolu hiçbir kimseye faydası yok çünkü o güzergaha yakın evdeki kiralar da artacak, ikiye katlayacak, emlaklar da ikiye katlayacak. Orta kesim dolayısıyla bu tramvay hattında hiçbir şekilde isfal etmiş olmayacak. Vatandaşın aleyhine yani. Ben 300-400'e fazla eğer kira vereceksem ben o tramvay hattı geçtiği zaman ne anlamı kaldı? Vatandaşa ne şey kaldı? Türkiye'de zaten hukuk sistemi bitirdiler. Her şeyi bitirdiler. Ve şu anda ben seçimlerine zaten pek bir şey ummuyorum. Çünkü yani kaybetse bile seçimi tanımayacağı açık belli. Çünkü AKP'nin ordusu, AKP'nin polisi, AKP'nin yargı sistemi var Türkiye'de. Yani şu anda seçimleri kaybetseler bunu AKP kabul edecek midir? Hayır. Ve bugün muhalefet partinin elinde ordu, polis, asker bir şey var mı? Yok. Ne yapacak? Her gittiği yerde 5-10 kişilik ordu da polis de dolaşıyor. Yönetimi seçimi tanımayacak kaybetse de. Dolayısıyla ben Türkiye'de en az bir yani bu halk uyanmadığı sürece 15-20 yılda süreceğimizi şey yapıyorum, öngörüyorum. Hiçbir ortada neden yok. 2008'den beri adaletle uğraşıyorum. Karakol, savcılık, hakim. Her gün mahkemede karakollarda. Hiçbir gerekçe yok. Uzun konu mevzu. Neymiş işte yolun altında kaçak kömürcü açılmış, yol yıkılmış, heyelendiyor, tutan tutuluyor. Bu usta şikayet ediyorum ilgili görevlilere. Yine şikayet aslında bahis hakkında dava açılıyor. Keşif talebi, keşif talebi yerine getirilmiyor. Her şeyi gördüm yani AKP döneminde. Yani dört dörtlük bir faşist var bu ülkede. Dört dörtlük bir faşist. 12 köylü arattılar. Gerçekten arattılar şu anda. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şu az önce beyefendi dedi ki hastane dedi. Şöyle şimdi hastane köprü yapılmış tamam yapılmamış değil eyvallah. Ama biz şu anda yurt dışındaki o büyük dev holdinglere var ya Türkiye'nin hazinesinden para sunuyoruz. Köprüyü kesinlikle AK Parti yapmadı. Ne sunuyorsun? Bana bir söyle. Bana şu bir şekilde söyle. Bak. Ne sunuyorsun? Avrupa'ya ne sunuyorsun? Bana bir söyle. Sana söyleyeyim. Sen niye köprü yapılıyor diye. Ha. Köprü yapmışlar. Ha. Köprüye demişler ki şu kadar araç geçecek. Şu kadar araç geçmediği zaman Türkiye'nin cim. Sen dedin ya yapmış diye. O yapmamış. Ben de hayır. Ki, AK Parti bak, yapmamış. Ben de diyorum ki güzel abim. Ben de sen anlamadın herhalde. O köprü benim vergimle oluyor. İşte ha. Ben girmediğim halde o köprüden vergi ödüyorum. Ben onu anlatmaya. Ne gereği var arkadaşım? Aynı şeyleri söylüyoruz. Hastane dedi.